Görünüşte derviş sanılan ama aslında içi ve düşüncesi çok farklı olan bir adam varmış. Bu adam birilerinin yanına oturduğu zaman hemen durumundan dolayı sızlanmaya başlarmış. Varlıklı kimselerden hiç hoşlanmayan bu adam bir gün zengin kimselerin bulunduğu bir yerde ağzına geleni söylemeye ve onları tenkit etmeye başlamış. Yardımseverlerin elinde para yok. Varlıklı kişilerde de yardımseverlik yok. Bu kişinin sözlerini duyan bilgelerden birisi adama dönerek demiş ki, ''Arkadaş, sen biraz yanlış konuşmuyor musun?'' Derviş kılıklı adam alaycı bir ses tonuyla bilge kişiye bakarak şöyle karşılık vermiş, ''Neden yanlış olsun ki? Doğrusunu biliyorsan sen söyle de öğrenelim bari.'' Bilge kişi hafiften tebessüm ederek konuşmuş. Ben de sana bildiklerimi anlatacaktım zaten. Her zengin senin sandığın gibi kötü değildir. Zenginlerin içinde pek çok kişi yoksullara sürekli yardım etmektedir. Bunlar aynı zamanda gurbete giden kimselerin barınması için barınaklar yaptırmışlardır. Ben ellerinden geldiği kadar yoksulları yedirip içiren ve giydiren çok zengin gördüm. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Zenginlerin önemli bir kısmı zekat ve fitrelerini vererek pek çok yoksulu rahatlatırlar. Kestikleri kurbanlarla fakirlerin et yemelerini sağlarlar. Oysa sen bunların hiçbirini yapmadığın gibi 5 vakit namazını bile zar zor kılıyorsun. Hem de varlıklı insanların tamamına dil uzatarak onları kınıyorsun. Üstelik huzurun yoksullukta olduğunu söylüyorsun. Ben buna hiç katılmıyorum. Çünkü eli dar olanın içi hiç rahat etmez. Söz gelimi, varlıklı kişi ibadetini ve çevresini düşünürken, yoksul kişi karnını doyurmanın derdine düşer. Bu durumda sen söyle, zengin mi daha rahat yoksa yoksul mu? Bu sözleri dinlemekte olan derviş heyecanlı bir şekilde karşılık vermiş. Sen önemli bir noktayı göz ardı ediyorsun. Bilge kişi hemen sormuş. Nedir benim göz ardı ettiğim önemli nokta? Derviş hemen cevaplamış. Peygamber Efendimiz bu konuyla ilgili olarak bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Yoksulluk benim gururumdur. Bilge kişi derviş kılıklı adamı dinledikten sonra son olarak ona şöyle öğüt vermiş. Peygamber Efendimizin buyurduğu yoksulluk sahabelerin yani tam anlamıyla yüce Allah'a teslim olanların yoksulluğudur. Onların yoksulluğu ile günümüz insanların yoksulluklarını sakın bir tutma.